yapabiliyor. Burada gerek yok. Şimdi efendim bütün sualleri vallahi billahi cevaplarım. 40 numara ayakkabı giyiyorum. Efendim 5 kere evlendim. Bütün bu basit detaylardan sonra sevgili doktor sahibiyle selamlıyorum. Al sözü bakalım hayatım. Bunu da verin. Dün biz hocam ve büyüklerimiz, hocalarımızla hem tanıştık hem konuştuk hem de bir tartışma içerisine geldik. Bazı sorular oldu, sorunlar oldu. Ben biraz agresif cümleler kurdum, bazen dozajı kaçırdım. Çok güzel konulara değinildi. Belki Fatma'nın getirmiş olduğu bazı ileri boyuttaki cümlelerin kırgınlıklarıyla ertesi gün doğayenliğin ne olduğunun güzelliğini kendileri gösterdiler ve fotoğraf adına da bir güzelliğin ne olduğunu gördük. Dünkü tartışmalar tabii ben fotoğraf yaşantımda olduğum dönem içerisinde kendimi agresif bir şekilde sorguladığım ve istediğim şeyler vardı. Burada birçok arkadaş, birçok kişi fotoğraf görmüştü. Sadece fotoğraf için değil, çalışılan ve uğraşılan bir konu üzerinde genelleme olarak yaptım. Ben öncelikle buradaki organizasyonu çok profesyonelce ve çok güzel buldum. Sevgili Mustafa'ya da çok teşekkür ediyorum. Dünkü olayı ateşleyen konu perspektifinde organizasyon konusunda ufak bir yaklaşımım olacak. Dünkü temel sebep buydu. Benim demek istediğim dün, bugün onun sorgulamasında hocam da çok bir cümleyle söyledi. Neden yeni yetenek ve gençler yok? Bugünkü organizasyonu sağlayan Kastamonu Fotoğraf Grubu topluluğunun bireylerinin, arkadaşlarımızın, gençlerin çok çok güzel çalışmalarının, projelerinin olduğunu ben mutlaka ki biliyorum ve de vardır. Bugün veya ertesi günkü sunumda bu yeteneklerin Kastamonu adına çalışmalarının en az 3'er 2'şer tanesini örnek olarak görüp yeteneklere de ön plana verilmesini isterdim. Dünkü konuşmamda fotoğraf alanı bir kere sizlerin isimleriyle biz büyüdük. Bunu söyleyeyim. Buradaki insanların hepsi bizim fotoğrafa başlamamızdaki hep aydınlık ve örnek aldığımız isimler. Bir kere iyi ki varsınız. Hepinize de teşekkür ediyoruz. Bizim de demek istediğimiz belli bir aşamaya gelindiğinde bazı yeteneklerin ve bazı oluşan çalışmaların bu konuda otör ve buraya gelirken çok efor sarf ettiklerini kabul ettiğim insanların çevrelerini ve imkanlarını yeni yeteneklerin de çıkmasına, ayrı bir yapı oluşturulmasına, bu konuda daha özgün çalışarak, çünkü internet hem çok güzel hem çok kötü, bunun daha farklı bir şekilde el tutulması konusundaki serzenişimdir. Dün öyle bir şey oldu. Bugünkü söylemim de bunun temelinde. Ama bugün bir espri de yapmıştım size. Bu kitabı çok sevdiğimi söyledim, hocamın kitabı. Çok çok bu kitaptan dedim bir şey öğrenemeyebilir miyim? O fotoğrafı çeken kimse çok güzel çekmiş. Ondan fotoğrafla ilgili bir şeyler öğrenmek isterim diye demiştim. İşin esnesine demiştim. Daha önceki yazıları ben burada birçoğunu fotoğrafımda diğer şeylerde okumuştum, biliyordum. Güzel olduğunu zaten ve öğrencimizi bir. Son olarak bir şey ben kendim naçizane söylemek istiyorum. Genç yeteneklerin sizler tarafından da biraz daha görülmesini ve en azından internette bazı sitelerde seslerini duyurmaya özgün ve sürekli olan çalışma olan insanların görülmesini istiyorum. Bu konuda sizlerden de ben gençler ve diğer çalışma olan kişiler adına da biraz ses istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki de varsınız. Pardon. Pardon ben Ergün Karadağ. Ben? Kimi dinledik yani? Ergün Karadağ ben. Tamam. Evet, dün hocam...